Selamlar. Yanlışlıklar, hatalar, sapmalar mizah oluşturur. Bunun kötü bir sonuca yol açmaması, zararsız olduğunun anlaşılması gerekir. Bu durumda gülme ve rahatlama gelir. Böyle durumlarda ciddilik her şeye rağmen kötü ve korkutucu bulmak ya da tehdit algılamaktır. Mizah, yanlışlıklar, hatalar ve sapmaların olmaması ancak her şeyin yolunda olmasıyla oluşur. Mizahın önemli olmayan hafif bir konu olduğu şeklinde bir ön yargı bulunur. Çağdaş mizahın amacı insanların aklını gerçekleri görünceye kadar çalıştırmaktır. Mizah aklın sanatıdır ve mizah felsefedir. Mizahın ciddiyetsizliği ile ilgili ön yargılara rağmen yaşamımızda yaptığımız en ciddi iş olabileceği belirtilmektedir. Kendimizi mizah konusunda eğitmek çok önemlidir. Çünkü mizah kızgınlığı, umutsuzluğu ve çaresizliği hiç kaldırmaz. Yaşamın saçma ve uyumsuz durumlarını belirginleştirip vurgulayarak sağlık ve iyilik halini geliştirici, etkili yapan eğlendirici her durum sağlatıcı mizah olarak kabul edilmektedir. Bu müdahaleler sağlığı geliştirirken yapılan hastalık tedavileri destekleyici etkide de bulunmaktadır. Bu yolla fiziksel, duygulanımsal, algısal, sosyal ve ruhsal iyileşme ve uyumu artırıcı etkilerde bulunmaktadır. Müjdat gezen kelimelerle oynamayı, zekaya seslenmeyi, insanları biraz olsun rahatsız etmeyi seviyorum. Hem insanların duyguları yerine bakışlarına seslenirken daha çok şifa buluyorum der. Dilimizde mizaha ait birçok kelime bulunur. Şaka, alay, fıkra, latife, nükte, hiciv, mizah, şathiyat, hezeliyat, zevkiyat, mütayyebat gibi. Bunlar mizah edebiyatımızın zenginliğini gösterir. Mizahın genel hayatla, cemiyetle yapıcı ilgisi çok büyüktür. Mizah, sosyal hayatın adeta barometresi gibidir. İnsanların birbirleriyle olan münasebetlerinde mizah, umumiyetle yıkıcı değil, yapıcı bir vasıf taşır. Hatalar üzerine türlü mizah şekilleriyle dikkatler çekilir. Bu hal insan ruhunda uyarıcı bir tesirde bulunur. Çünkü mizah, olayların çarpık taraflarını, topluluk hayatının noksanlıklarını tenkit ve teşhir etmekte ve çeşitli şahısların çeşitli düşünceleri üzerinde durmaktadır. Mizah, hatalarımızı kabul etmemizi ve problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Bir İtalyan atasözü, "Espri yapan günah çıkarıyordur," der. İleri derecede gerilimli durumların ortadan kalkmasını sağlar mizah. Olumsuz duygulanımları olumluya çevirir. Anlaşmazlıkları çözer, dostane bir ilişki sağlar. Durumun, kişilerin ve karşılıklı konuşmaların kontrolünü sağlar. Arkadaşlık, samimiyet ve sevgi ilişkileri kurar. Muhalefeti ve karşıtlığı yumuşatır. Kızgınlığı ortadan kaldırır, çatışmaları önler ve gücü dengeler. Mizah düşünmeyi sağlar, eleştirel düşünmeyi güçlendirir. Düşünce ve yaklaşımları yaratıcı biçimde eleştirir. Var olan standartları ve değerleri eleştirme olanağı verir. Basma kalıplığı vurgular ve altını oyar. İnsancıl olmayan ve doğaüstü hedeflerin eleştirilmesi ve yargısı için önemli bir araçtır. Rakiplerin aldatmacalarının ortaya serilmesine yardımcı olur. Başka türlü söylenemeyecek şeylerin söylenebilmesini de sağlar. Dar kafalılığa ve tutuculuğa, dogmalara karşı çıkar. Düşünceleri, duyulanımları olumsuzdan olumluya, uyumsuzluğu uyuma, mantıksızı mantığa çevirebilir.
her şeyin sorgulanabilmesine olanak verir. Fikirlerin, toplumun, kültürün, inançların, aşırılığın, mahkumiyetlerde düzeltmeden çok cezanın ön plana çıkması, baskıcı rejimlerin etkin eleştirisini sağlar. Hataların örtülmesini, tehlikenin küçümsenmesini engeller. Çözümü öncelemeye yöneltir. Adaletsizlik, kaygı, hata ve yanlış inançları açığa çıkarır. Kini ve hıncı olumlu bir kanala yönlendirir. Toplumsal çelişkilerin azalmasını sağlar. Politik söylemleri yumuşatır. Mizah güç durumlardan kurtulmayı sağlayan önemli bir araçtır. Bir karşı koyma yöntemi olarak kullanılabilir. Hoşa gitmeyecek şeyler hoşa gidecek bir biçimde söylenebilir. İyi davranışları güçlendirir, benimsenmeyi kolaylaştırır, liderliği güçlendirir, bir yönetim ve liderlik aracıdır. Mizah bir uyum stratejisidir. Mizah bir tartışma yöntemi ve mantık süzgecinden geçirme sürecidir. Savunmacılığı azaltır. Kişinin kim olduğunu ortaya çıkarır, sosyal kabulü arttırır, bir sosyal grup ya da başkalarınca gerçeğin kendisinin kabul edilmesini sağlar, katlanılması güç durumlara uyumu kolaylaştırır, birinin benimsenmesini sağlar. Aynı zamanda bir ikna yöntemidir. Savaş ve kavga yerine daha uyumlu bir seçenek oluşturur. Toplum ve kurumlarının değişmesine yardımcı olur. İş için eleman seçimi dahil birçok seçimler için uygun bir hava oluşturur. Kişilerin ve toplumların insancıl bir biçimde yönlendirilmesini sağlar. Toplum bağlarını güçlendirir, politik farklılıkların çözümüne yardım eder, istek ve hedefleri birbirine yaklaştırır. Savaş, ölüm gibi güç durumların yarattığı olumsuzlukları göğüsleme gücü verir, baskıya direnmeyi kolaylaştırır, dostluk ve samimiyet kurar, kurumları eleştirerek ve sorgulayarak sosyal değişime yol açar. Var olan güdülerimizi herhangi bir konuda eylemleri etkinleştirmeye yöneltir. Savaştan kaçınmayı, sonlandırmayı ya da önlemeyi sağlar. İş hayatında huzuru ve işten zevk almayı sağlar. Estetik zevki geliştirir. Mizah mutluluğun ana bileşenidir. Yaşama zevki verir. Yaşam hedefleri yaratır, yaşamı anlamlı kılar, çöküntü durumlarını ve etkisini azaltır, evliliği zenginleştirir. Kimilerine göre eş seçiminde bile önemlidir. Mizah pek çok durumda sosyal etkileşimi de kolaylaştırır. Ciddi konuşmaların yol açabileceği saldırganlıkları yok eder. Mizah herkesin durumuna dışarıdan bakabilmelerini sağlar. İnsanlar eleştirildiklerinde çoğu zaman savunmaya geçme eğilimindedir. Mizah bu eğilimi engeller. Mizahın bozulabilir gibi görülen her şeyi bozduğu, şeylerin mantıksal sıralamasını değiştirdiği için bizleri eğlendirdiği söylenmişti. Öyleyse mizah dikkatimizi başka yöne çekmektir. Aklın katı, yorulmak bilmeyen, sorunlara yol açan hükümranlığını görmek için mizah yetersizlikle suçlanmıştır. Oysa mizah, geleneklerin ve kuralların sorgulanmasında önemli bir rol oynar. Mizah, mantığın ve aklın kendisine koyduğu kuralları da özgürleştirir. Mizah önemli bir iletişim aracıdır. Gerçek mizah sevgidir. Mizahın esası duyarlılıktır. Duyarlılık var olan bütün biçimleriyle sıcak, sevecen duygu paylaşımıdır. Mizah espri ve gülme, olumsuz duygulara karşı savunma ve yatıştırıcı etki sağlayan bir rahatlama aracıdır. Kimi kişiler sevecen mizahtan söz ederken saldırgan duyguların bile en olumlu biçimde yansıtılmasına yönelik mizahı anlatmaktadır. Sevecen mizah kişiler arası ayrılıkları, engelleri kaldırır, yakınlaşmalarını sağlar, gerilimi azaltır, umut verir. Bir durumla ilgili olumlu yaklaşımları uyarır.
Bu tip mizah kabul edilebilir, olgun, iyileştirici mizahtır ve sağlık için de çok yararlıdır. Bu durum gülmek hastalıklarımız için tehlikeli bir eylemdir sözüyle özetlenir. Yakınmalarla daha kolay başa çıkılmasını sağlar. Bir biçem ve iletişim aracıdır. İletişimi kolaylaştırır. Gönül gücünü iyileştirir, tartışma konularını deşer, tabu konuların konuşulmasını sağlar, savunmacılığı azaltır ya da ortadan kaldırır. İletişimi başlatır. Kişi ne söylemek istiyorsa söylemek istediğini olumlu bir biçimde söyler. Kolay kabul edilebilen bir eleştiri, hayır deme, özür dileme yöntemidir. İş hayatlarındaki mizahın incelenmesi, alt kademedekilerin üstleriyle uyumsuzluklarını ve hoşnutsuzluklarını dile getirdikleri bir araç olduğunu göstermektedir. Psikiyatri hastanelerinde yapılan bir çalışmada da benzer bir sonuç çıkmıştır. Mizah açıklanamayan saldırganlık duygularının ifade edilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde olumsuzun yansıtılmasında da mizah önemli bir unsurdur. Mizah yalnızca şikayetlerimizi dile getirmemizi sağlamaz. Sosyal ilişkilerimizde bir düzey tutturmamızı ve insanları kolay şekilde etkilememizi sağlar. Karşımızdaki insanın kabullenemeyeceği sorular sormamızı engeller. Yapılan hataları ve verilen öğütleri zarif biçimde yansıtmamızı sağlar. Mizahın sosyalleşme ve destek sağlayabildiği büyük bir olasılıkla etkilerin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Bir çalışmacı mizahın yaşlılık, ölüm, ölme, intihar gibi üzücü ve kederli konuların konuşulmasını kolaylaştırdığını belirtmektedir. Eğitimde konuşmalarda mesajı güçlendirmek amacıyla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Yerinde kullanılmayan ya da hatalı kullanılan mizah tehlikeli bir araca dönüşebilir. Charlie Chaplin, "Hiçbir zaman yoksul kadının ensesine dondurma düşürmem," der. Müjdat Gezen kendi görüşünü açıklarken bu söze vurguda bulunduktan sonra "Düşürdüğü insan hep kalantorlarla zenginlerdir. Benim kriterim olsa olsa kimseyi övmemek olur. Zaten övgüyle mizah olmaz," sözlerini ekler. Hatalı mizah, olumsuz kültürel yaklaşımların güçlenmesine, yanlış anlamalar nedeniyle saldırılara yol açabilir. Kriz dönemlerinde mizah özellikle önem taşır. Krizle kişilerin arasındaki uzaklık yakınsal, duygulanımsal ve zamansal olabilir. Yakınsal uzaklık krizin sınırında olma ancak içine gömülmemiş durumda bulunmayı tanımlar. Bu kişiler kriz mizahına alıcı yaklaşım içindedir. Duygulanımsal uzaklığı bireyin krize yüklediği anlam veya bakış açısı belirler. Aynı krizi yaşayanların krizle ilgili mizaha farklı tepkiler göstermesi bu nedenledir. Zamansal uzaklık, krize zamansal olarak yakın olma veya olmama durumuyla ilişkilidir. Zaman bütün yaraları sarar. Zaman en iyi ilaçtır sözleri zamansal yakınlığı açıklar. Kimi kişilere zamana bırakması önerisinin yapılması da bu zaman uzaklığının artırılmasına yöneliktir. Dilimizde güleriz ağlanacak halimize sözü değişik vurgular yapacak biçimde söylenebilir. Öğretmenlerin kimi zaman öğrencileri uyarmak üzere söylediği ifade biçimlerinden biridir. Ama özünde soruna aşırı ve uyumsuz derecede uzak olmayı vurgulamaktadır. Öğrencilerin etkin bir gerilimden kurtulmak, ketlemek istediği de açıktır. Kriz durumlarında krizle ilgili kişiler duygulanımsal olarak kriz durumunu içselleştirirler. Bu nedenle kendilerini duygulanımsal kriz yaşantısından ayıramazlar. Mizah krizle bütünleşmiş olanlarda etkili olmaz, hatta yıkıcı olabilir.
Kriz durumundan zamansal olarak uzaklaşıldığında diğerlerinin bir bölümü de krizle ilgili mesafelerini arttırırlar. Krizle doğrudan bağlantısı olmayanlar veya belirli bir uzaklığı olanlar kendileriyle krizi ayırabilirler. Krizin mizahı bu kişilere yardımcı olabilir. Tin zoru altında olanlar veya yoğun biçimde olumsuz bir duygulanımın etkisinde kalanlar soruna odaklanırlar. Oysa çoğu kez çözüm hemen yanı başındadır veya çok yakındır. Odaklanan kişi tüm çözümü sorunun dar çerçevesi içerisinde gördüğü için sorun çözümlerini de kapsayan daha geniş dünyaya bakabilme olanağını kısıtlamıştır. Bazı araştırmacılara göre yapılacak olan dar alanı kısıtlayan duvara bir merdiven dayayıp öbür tarafa bakabilmekten ya da başımızı bocaladığımız sudan çıkarmaktan ibarettir. Mizah bu merdiveni sağlar ve daha gerçekçi bir bakış açısı verir. Yapılan bir değerlendirmede polis memurlarının mizahı duygularını çalışma arkadaşlarından gizleyebilmek için kullandıklarını belirtmektedir. Kimilerince korku nedeniyle karanlıkta ıslık çalmaya benzer. Bunun maço bir uyum mekanizması olduğu ileri sürülmektedir. Kimi çalışmacılara göre erkeklerin kadınlara göre mizahı daha yüksek oranda kullanmalarıyla da uyumlu bir durum olabilir. Bazı çalışmacılar sürekli mizah üretiminin baskınlık eğiliminden kaynaklanabileceğini düşünür. Diğer bazı görüşler ise bunu aslında maçoluktan uzaklaşma eğilimi olarak algılanması gerektiğini belirtmektedir. Genel kanı ağlamanın yararlı olmayacağı durumlarda mizahın daha iyisini yapacağından kuşku olmadığı yönündedir. Özellikle sağlıkla ilgili acil ve tinzorlu durumlarda çalışanlarla ilgili değerlendirmeleri sonucu maço görüşüne katılmayanların oranı yüksektir. Birçok mizahçı mizahın eyleme zorlayıcı ve düzelmeye yönlendiren yönünü ön plana çıkartır. Söz gelimi çarpıklıklara, açgözlülüklere, çıkarcılıklara gülebilen, dolayısıyla bu tutumları aşağılayan bir toplumun bunları ortadan kaldırmaya var gücüyle çaba göstermesi de kaçınılmazdır. Dikkat edilirse gülmeyi, dolayısıyla gülmeye yol açan mizah etkenini aşağılama sayan yaklaşım kalıbı kimi mizahçılarımızca da geçerlidir. Günümüzde karikatürlerin mahkemeye verilmesinde söz konusu karikatürdeki benzetmeyi aşağılama olarak algılayan kalıp düşünce etkilidir. Mizah sadece eyleme yöneltmez ki, kimi zaman insanlara görevini yapmışlık duygusu verir. Karagöz bilgiçlik taslayan, lügat paralayan hacivatı tartaklamıştır. Böylece mizahın herhangi bir unsuru söz gelimi karikatürleştirme, sorun özne ya da nesne gülünçleştirilerek aşağılanmıştır. Yani gereken yapılmıştır duygusuna yol açabilir. Bu yaklaşımların mizahın biçimi ve mizahçının yaklaşımıyla ilişkili olduğu kuşkusuzdur. Değişik kültürlerde konuyla ilgili sosyal bilimsel çalışmalara gereksinim bulunur. Toplumsal müdahalelerde, reklam yönlendirmelerinde, kamuoyu saptırmalarında mizahın bu açıdan istismar edilip edilmediği de değerlendirilmelidir. Bilişsel kuramlar gülüncü yanlışların ve uygunsuzlukların kavranmasına dayandırır. Bazı yazarlar bu kavramanın kültürle ilişkili olduğunu, mizahın kültürün biçimlediği uygunsuzluk durumuyla oluştuğunu belirtir. Bu yaklaşıma göre mizah sosyal eylemi yatıştırır. Saldırma ve savunma duyguları hemen bütün mizah unsurlarında bulunduğundan mizahın bu duyguları toplum tarafından kabul edilebilir bir biçimde dışarı vurmak olduğu ileri sürülür. Daha önce belirttiğimiz üzere mizah zihnimizi bulandıran, daha kaba bir anlatımla kafamızı bozan, duygulanımlardan arındıran, bizi yeni eylemler için hazırlayan temizleyici bir etkide bulunmaktadır. Çok kullandığımız bir deyimle
kafamızı dinlememizi sağlamakta, zihnimizi boşaltmaktadır. Mizahın aşırı kullanımının inkara, gülerek geçiştirmeye yol açacağına, dolayısıyla sorunla ilgilenmeyi azaltacağına inanan çalışmacılar bulunmaktadır. Mizah toplumsal etkileşimlerde istismar amacıyla da kullanılabilir. İnsanlar eğer büyük hatalar yapmışlarsa bunlara gülerek geçiştirilen yorumlar yapıp mizahı kendilerinden daha üst düzeydeki kişilere kendilerini sevdirmek için bir yol olarak kullanılabilir. Kimi kişilerce istemedikleri şeyleri yaptırmak için başkaları üzerinde bir çeşit haksız baskı aracı olabilir mizah. Karşıdaki hayır demek istemesine rağmen bu tür dostça şakalarla yüklü bir ricayı yerine getirmediği takdirde çok kaba bir insan gibi görünmekten korkarak yandaş olabilir. Günümüzde yeni bakış açıları birçok konuşma sanatı işlevine yönelik olarak kullanılabilmektedir. Bu işlevlerden birisi politik görüş ayrılıklarının alevinin söndürülmesidir. Politikacı politik bir skandalla ilgili esprilerle politikacı karşıtlıkların önemsiz olduğu, sadece bir espri konusundan ibaret olduğu duygusu yaratabilir. Bu durumda normal algılanma sürecinin devam etmesi durumunda politikacı açısından çok zararlı olabilecek bir durumun etkisi azalmış olacaktır. Bunun arkasındaki amaç tartışmayı, yani skandalı saçmalık düzeyine indirgeyerek öneminin azaltılmasıdır. Bu durum konuşmalarda olumlu bir yaklaşım olabilirken kimi zaman duyarsızlaştırmanın aracı da olabilir. Mizahın çıkar için istismarını karşıdakinin ilkeli tutumu engeller. Ancak etki yönünden diğer estetik nesneler gibi olduğuna inanılır. Bu görüşü savunanlar, size bana minnettar kalmanız için bir heykel verirsem, bu durum sizin heykelden alacağınız estetik zevki yok etmeyecektir demektedir. Kuşkusuz alttaki art niyetin anlaşılması alınan zevki azaltacaktır. Mizah reklamlarda olumsuzu olumlatıcı bir araç durumuna getirilebilir. Bu tip reklamların aldatıcı reklamlar arasında sayılmaları mümkün. Kara mizahla ilgili kuşkulardan birisi bunun duyarsızlaşmaya yol açıp açmayacağıdır. Ancak birçok kişi bunun olayı inkar değil, farklı bir bakış açısı olduğunu belirtmektedir. Diğer yaklaşıma göre mizahın bizi yaşamdaki başarısızlıklara ve acılara karşı kör ettiği, aldattığı ya da bizi ardına takıp sürüklediği doğru değildir. Mizah bir konserde olduğu gibi insanları edilgenleştirmez, tersine imgelemleri harekete geçirir ve katılanların yaratıcı olmalarını ister. Mizah gereksiz şekilde iyimserlik göstermez. Mizah olaylardaki uyumsuzluğu reddetmeden dile getirir. Düz söyleyişle diyelim ki yaşam her zaman belalarla doludur. Aslında yaşamın kendisi beladır. Bu görüşlerin ikisi de zaman, yer ve kişiye göre geçerli olabilir. Kimi zaman dokunulmazı ve korkulanı küçültme işlevini yerine getirir. Diktatörlük rejimlerinde kulaktan kulağa fısıldanan esprilerin, açıktan mizahın korkutuculuğu bundandır. Öte yandan kişilerin sorunu hafifsemelerine, gerekli tepkinin gösterildiği duygusu kazanarak unutup gitmelerine yol açabilir. Konuya yönelik sosyal bilim çalışmaları yetersizdir. Daha önce mizahın krizde duygulanımsal bir uzaklığı arttıran bir araç olduğundan söz etmiştik. Bu durum duyarsızlaşma değildir. Savaş dahil bazı durumlarda mizah hayatta kalabilmek için bir gerekliliktir. Ölüm kamplarından kurtulup psikoterapi ile ilgili çalışmalarında mizahtan yararlanan Viktor Frank toplama kamplarından şöyle söz eder. Umulmadık bir biçimde hepimizde acı bir espri yeteneği gelişmişti. Komik yaşamlarımızdan başka kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyorduk.
mizah ruhumuzun kendini korumak için kullandığı silahlardan biriydi. Mizah ruhumuzun kendini korumak için kullandığı silahlardan biriydi. Mizah birkaç dakikada olsa insan yaşamında uzaklığı ve her durumdan kurtulabilme yeteneğini geliştiren tek değerdi. Karşısındaki insanın beynini yıkamak isteyen kişi temelde o insanın düşünsel esnekliğini ve kendi başına düşünebilme yeteneğini engelleyip o insanı tek bir düşünceye hapsedip başka bir yöne sapmasını önlemek istemektedir. Kişi espri yeteneğini korumayı başarırsa bu durum gerçekleşmeyecektir. Psikiyatr toplama kamplarındaki deneyimlerine dayanarak eğer beyin yıkamanın herhangi bir aşamasında gülünürse tüm işlemin yeniden tekrarlanması gerekeceğini söylüyor. Mizahı baskılamaya yönelik yasal düzenlemeler, mizah ve mizahçıya yönelik saldırganlık ve baskının yanı sıra farklı yaklaşımlarda sergilenebilir. Tiyatrosuna devlet yardımı almayan Müjdat Gezen, politik tiyatroyla ilgilenmek zor ve riskliydi. Dolayısıyla devlet yardımını reddediyor ve almıyorum derken eleştiri ve hicivli politika ilişkisini kimi zaman ödeneklerin dahi dolaylı baskı aracı olarak kullanılabileceğini çok güzel açıklar. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının acıları yeni bir mizah anlayışının doğmasına yol açtı. Bu kara mizahtı. Komik unsurların yanı sıra ürkütücü ve korkunç unsurlar da yer alıyordu kara mizahta. Kara mizah kullanan kişiler büyük bir olasılıkla çoğu kez daha karanlık ve karamsar bir bakış açısına sahiptir. Büyük bir olasılıkla bir komedi ve üzüntü harmanı söz konusudur. Tanımlamalara göre kara mizah sadece karamsar olmak veya basitçe olumlu moral sesin olmaması olarak tanımlanamaz. Daha çok bu sınırların ötesinde yer alır. Sözlüklerdeki tanımlara göre yalnız güldürmeyi değil, düşündürmeyi ve yergiyi de amaçlayan mizahtır kara mizah. Birçok yazarımız da kara mizahı böyle algılar. Dilimizde mizaha güldürü denmesine bir tepki gibidir ve güldüren mizahın karşısına düşündüren mizah olarak kara mizah konmak istenmiştir. Kimileri kara mizahı daha nitelikli bir mizah düzeyi sayar. Kara mizah önemli bir mizah türüdür. Ancak diğer mizah türlerinde olduğu gibi nitelikli, niteliksiz, güldüren, yaralayan, düzeyli, düzeysiz örnekleri bulunmaktadır. Aziz Nesin, Nasrettin Hoca ve Bektaşi kara mizahı öncelememesine rağmen düşündürücü, eğitici ve niteliklidir. Kara mizah genellikle korkuncun, hastalıklının, karanın ya da saçmanın karamsar, gülünç amacıyla kullanılmasıdır. Özünde acı veren, kızgınlık yaratan, batan, rahatsız eden, kaygı veren, ölümcül konuların kızgın ve batıcı değer saptırmalarıdır. Kara mizah dar ağacı mizahı olarak da tanımlanmaktadır. Bu isim genellikle mutsuz kurbanla ya da lanetlenmiş kişiyle ilgili olmalarından kaynaklanmasıdır. Freud'a göre genellikle kurbanların kendilerinden kaynaklanmaktadır. Bazılarına göre kara mizah kullanan kişiler büyük bir olasılıkla çoğu kez daha karanlık ve karamsar bir bakış açısına sahiptir. Büyük bir olasılıkla bir komedi ve üzüntü harmanı söz konusudur. Kara mizah 1. ve 2. Dünya Savaşları ile birlikte gelişmeye başladı. Gülme unsuruyla birlikte korkutucu ve ürkütücü özellikleri birlikte içermekteydi. Bu dönemde siyasi mizah gelişmeye başladı. Bürokrasi, bağnazlık, baskıcı rejimlere karşı bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Enis Batur'un kara mizah için kanlı bir kristal saptaması çok özgün bir tanımdır. Bu tanım kara mizahın mizahını da yapar. Boysan'a göre en ışıklı mizah kara mizahtır.
Hiç ama hiç güldürme kolaylığına düşmeden insan aklını titretircesine silkeleyen mizah türlerinin başında idam sahneleri gelir. Kimi görüşlere göre kara mizahın ayrı bir mizah türü olarak ele alınması gerekmiyor. Bilinen birçok espri tipi bu gruba girebilir. Aynı kara mizah örneğine gülen iki kişinin her biri aynı nedenle gülüyor olmayabilir. Çoğu tanımlara göre tabuları, kültürel uygulamaları kırar ve eleştirel düşünceyi öne çıkarır. Yaşam konusunda daha dürüst olmamızı sağlar. Toplumun çok parlatılan akıl dışı inanç sistemlerinin ve savaş makinelerinin çıplak bırakılmasını sağlar. Kara mizahı duygulanımın duygulanımı olarak tanımlayanlar da bulunur. Kötü ve itici çalışma koşullarında, süre giden süreçlerde de kara mizah kullanılabilmektedir. Olumsuz duyguların olumlulaşmasını sağlayan ve zor durumlarla baş etme olanağı veren bir düzenge sayılmaktadır. Çözülemeyen tersinmez ikilemlere mantıksız ve hatta psikotik bir cevabı yansıtmaktadır. Delice bir ortamda akıllı olabilme olanağı verdiği için etkili olduğunu ileri süren görüşler de bulunur. Mizah doğası gereği iletişimi etkileyerek bunalımın azalmasını sağlar. Mizah oluşması için istenmeyenle, örseleyenle araya ruhsal bir mesafe konulması gerekmektedir. Düşen birine gülünür. Ama düşüp ayağını kıran birine gülünmez. Kaçarken ayağı kırma zaman içinde gülüncünü oluşturabilmektedir. Kara mizah bu zaman aralığını daraltır. Mizah olumlu bir yaklaşım, hatta sevgi gerektirdiğine göre bu durumda kara mizahın kara olup olmadığının sorgulanabileceği belirtilmektedir. Eğer kara mizah samimi ve içten bir mizahsa, samimi ve içten bir kara olmalıdır. Sonuçta bir çelişkiyi yansıtır. Bu karanın ya da olumsuzun kabul edilmesi, benimsenmesi anlamına gelmektedir. Huxley, kara mizahın mizah ve karamsarlığı, kahkaha ve gözyaşını birleştirdiğini belirtir. Kara mizahın çalışanların tinzorlu koşullara uyabilmelerini sağladığı yönünde görüşlerde bulunur. Bu görüşe göre mizah oluşturma, güldürücü etkide bulunabilme, ustinsel bir kopma yaratarak karşı konulmaz ve dayanılmaz görünen tinzoru karşısında nesnelliğimizi artırır. Yaratılan bu uzaklaşma, uyum ve yeterlilik derecesini artırır. Korkuları yenmeyi ve çevreyi kontrol edebilmeyi sağlar. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.